Geleneğimizde doğum en kutlu hadiselerden biri kabul edilmiştir. Çocuğun dünyaya geldiği ailenin şartlarına göre çeşitli kutlamalar ve dini ritüeller icra edilmesi yaygın adetlerimizdendir. Doğumdan önce loğusanın odası hazırlanır, baş tarafına gelen duvara sırma kese içinde bir Kur'an-ı Kerim asılırdı. Ebe Hanım çocuğu dizine alır, Kur'an-ı Kerim'i açar, parmağını sayfasına değdirip çocuğun ağzına sürerdi. Bu ritüel icra edilmeden çocuğa süt verilmezdi. Doğumun haftasında aile büyüklerinden biri çocuğu kucağına alarak kıbleye yönelirdi. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuduktan sonra sağ kulağına ismini söyler, 3 kez tekrar ederdi. 7. gününde çocuk, ebesi tarafından annesinin yanından alınarak uzun ömürler dileğiyle davetli hısım, akraba ve komşuların etrafında daire teşkil ettiği beşiğe yatırılırdı. Mevlid-i Şerif okunur, dualar edilirdi. Halk arasında beşik merasimi veya loğusa şenliği olarak adlandırılan bu kutlamalarda dua faslından sonra çalgılı çengili eğlenceler düzenlemek de adettendi. Davetlilere loğusa şerbeti ikram edilir, beşik ninnisiyle merasim sona ererdi. Yavru bunda sallanacak, yanakları allanacak, ağız tadı ballanacak. Eyleyelim böyle dua. Mesrur olup her dem gülsün, sıhhatle ömrü sürsün, valideyni bunu görsün, eyleyelim böyle dua.
Thank you.